Zil mi uyandırdı? Bakıyorum hemen. Geç olmuş ya. Niye uyandırmadın ki? Ya çok lafa tuttum seni galiba. Sabaha karşı uyudum zaten. Öyle iyi geldi ki o sohbet. Birini mi bekliyordun? Yo, görevlidir herhalde. Gülgün Hanım. Gülgün Hanım inanın göründüğü gibi değil. Dicle, gel biz seninle biraz aşağıda konuşalım. Dicle, hadi. Düşündüğün gibi bir şey değil. Allah belanı versin. Bunu da mı yaptın bana? Ha, sonunda? Bunu da mı? Küçücük kızla. Gülgün, sandığın gibi bir şey yok. Hiçbir şey olmadı. O yüzden otur ve dinle. Bak, burada yatıyorum. Ne dinleyeceğim ben seni? Ben seni ne dinleyeceğim? Sana git kırıklarınla dediğimin üstüne evin hizmetçisiyle yakalıyorum. Buranın Dicle'nin evi olmadığı çok açık. İşte dinlemiyorsun. Gülgün, hiçbir zaman dinlemedin ki. Evet. Bütün bunlar da o yüzden oluyor. Dicle beni dinliyor. Anlamaya da çalışıyor. Ne karşılığında, neden? Ha? Sen sadece sohbet etmek için mi tuttun şimdi ona burayı? Hayır, yardım etmek istedim. Kızın gidecek yeri yoktu. Ve mahkum olduğu hayattan kurtulmaya çalışıyor. Bana güvendi, sığındı. Ama hiçbir şey yaşanmadı. Bir de yaşansaydı. O kızın küçüklüğünü biliyoruz biz be. Rezil. Sen ne zaman bu kadar rezil, bu kadar aşağılık bir adam oldun diyeceğim de... ...ben çoktan anlamıştım senin ne mal olduğunu. Niye sustun o zaman? Gülgün, niye sustun o zaman? Ha? Neden sustun? Babamın önüne serdiği imkandan hoşuna mı gittin? Niye sustun? Bu kadar zor muydu Korhan olmaktan vazgeçmek? Sen kendi konforundan vazgeçmemek için sustun Gülgün. Şimdi bana sanki fedakarlık yapıyormuş numaraları yapma. Ne konforu ya? Ben çocuklarım için sustum. Sen ne benim için ne çocuklar için hiçbir şey yapmadın Gülgün. Ferit'i kim büyüttü Gülgün? Ha? Sen mi? Ferit ifakatle sultanın elinde büyümedi mi? Sen de şimdi sultana olan borcunu kızıyla ilgilenerek mi ödüyorsun? Yeter! Ne oldu? Gerçekleri duymak zorunda mı gitti? Gerçekleri mi istiyorsun Gülgün? O zaman ben sana gerçekleri söyleyeyim. Seni defalarca aldattım. Beraber olduğum kadınların sayısını bile bilmiyorum. Duyuyor musun beni? O yüzden eğer Dicle'yle de beraber olmuş olsaydım... ...şimdi şu anda burada sana söylüyorum. Ne olacaktı ki? Ha? Ne yapacaktın? Biraz ağlayıp zırlayacaktın, sonra susacaktın. Yalan mı? Ha? Hiçbir şey yokmuş gibi davranacaktın. Hepsi hiç unutulmuş, yaşanmamış gibi. Öyle değil mi Gülgün? Hep yaptığın gibi Gülgün. Ah, seni kahretsin. Ama bir konuda çok haklısın. En büyük hatayı susmakla yaptım. Bundan sonra susan Gülgün'ün cümle alem yüzüne tükürsün. Asuman Hanım, yemin ediyorum aramızda hiçbir şey geçmedi. Orhan Bey bana acayip yardım etti sadece. Dicle'ciğim, sence de bütün bunlar yardımdan biraz daha fazlası değil mi? Günah mı alıyorsunuz? Yıllarca beni hiç mi tanıyamadınız? Bak Dicle, annem baban hala hayatta. Hadi onları geçtim. Eğer başın gerçekten sıkıştıysa Latif Bey'e gidebilirdin. O sana yardım ederdi.
Orhan babam sana mahalle arasında 1+1 ev tutmuş gibi konuşma lütfen. Ayrıca aranızda bir şey olmamasının sebebi de bu iğrençliğe henüz ikinizin de alışmamış olmasından. Yerinden kalkma. En kısa zamanda da çıkıp gidiyorsun hayatımızdan. İnan bana benim tersimi görmek istemezsin Dicle. Ferit. Ne yaptın? Ne yapayım abi? Her şey birbirine girdi. Böyle kafamı çıkarıp bir kenara atmak istiyorum yani. O derece. Burası da çok fena. Gelsene bir. Konuşalım seninle biraz sen eve girmeden. Konuşuruz. Benim önce bir dedemle konuşmam lazım. Sonra şu Kazım meselesini falan bir çözeceğim. Sonra konuşuruz, tamam? O mesele kapandı abicim. Kazım bugün bu evden 2 kere kovuldu. Ya ilkinde Ali sağ, sonra da Suna kovdu babasını. Ne? Hem de nikahını kıyar kıymaz. Anne. Nereden geliyorsunuz? Babanın yanından. Senin ne işin var evde? O ne demek ya? Hani kendini affettirmen gereken bir karın var ya Ferit'ciğim. Boşver bırak ya. Böyle Seyran için daha iyi. Anne dur bak sen iyi değilsin. Dedemle ufak bir konuşma yapmam lazım. Sonra konuşalım seninle olur mu? Olmaz çocuğum. Dedenle önce ben ufak bir konuşma yapacağım. Sıranı bekle. Anneciğim bir şey mi oldu? Asuman. Anne bir şey mi oldu ya? Müjde çocuğum. Artık 2 evin 2 de odam olacak. Babandan boşanıyorum. Ne? Anne. Anneciğim bak. Ne olur anne hadi odana git. Sakinleş biraz. Babam ne yaptı bilmiyorum ama. Duymak istiyor musun oğlum? Hayır. Söyleyeyim mi babanın ne yaptığını? Hayır anneciğim hayır ne olur söyleme. Sen haklısındır, kesin haklısındır ama bak dedem bir tane daha olayı kaldıramaz. Ne olur anne. Ay hiçbir şey olmaz ona. Hık hık ediyor, devam gelmiyor. Hepimizi tek tek gömer o. Endişelenme. Babam içeride mi? İfakat Hanım var yanında. Söyler misin? Acil bir şey konuşmam gerekiyor. Hayır Latife Efendi, hayır söylemeyin ne olur. Anneciğim, Azuman hadi annemi odaya götürür müsün? Sen de bir şey yapar mısın? Benim gördüklerimi sen görseydin sen de böyle dururdun. Ağam duyacak, lütfen yapma. Aynen, ben de anlıyorum. Latif. Ne oluyor orada? Baba. Müsaitseniz acil bir şey konuşmam gerekiyor. Anneciğim bir saniye. Benimki daha önemli. Dede. Şemus sen mi dövdürdün? Ne oldu? Sana Pelin'e oğlana bir şey mi yaptı? Karşınıza mı çıktı? Yok biz Pelin'le beraberdik. Pelin'e telefon geldi. Dayısını biri dövdürmüş. O da eve çağırdı onu. Boşatacakmış adamdan filan. Sen mi yaptırdın onu? Evet. Ettiklerini yandan mı bıraksaydım? Alıp getirdin mi onları? Aşağıdalar mı şimdi? Yok dede, onlar orada kaldı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Dede ne yapayım yani? Nasıl yapacağız? Eğer orada kalmalarını istemiyorsan bir ev tutalım onlara. Ya neden ev tutacakmışız? Koca ev. Sığışamıyor musunuz? Dede Allah aşkına olur mu öyle şey ya? Ya bunca şeyin üstüne Seyran bunu duyarsa ne olur ya, delirir. Hala Seyran diyor bana ya. Hala Seyran diyor. Bana bak çocuk. O kızın adı bu evde anılmayacak bundan sonra. Tamam mı? Ya çekti gitti işte. Senin hiç mi erkeklik onurun gururun yok? Kalmak isteseydi kalırdı. Tek söz bile etmeyeceksin. Tez vakitte gideceksin. Seyran'dan boşanacaksın. O Pelin'i de alıp buraya getireceksin. Gözümün önünde olmasını istiyorum. Tamam mı? Yoksa başka söyleyeceğim bir şey çık şimdi. Sen ne istiyorsun? Boşanmak istiyorum.
Yahu bir tek sen eksiksin ha. Hepiniz dışarı. Ne konuşacaksak akşam hep beraber yemekte konuşacağız. Latif, herkes çıkar dışarı, kapıyı da kapat. Anneciğim. Anne yapma lütfen, ne bu şaması ya? Dacın, ciddi olmasam dedene söyler miyim? Tamam anne, bir dur ama bak şimdi. Doğru zaman bu zaman, bir etrafına bak Allah aşkına ya. Çok haklısın. Çok daha önce yapmam lazımdı. Çok. Böyle seyran gibi değer görmediğimi gördüğüm ilk anda gitmem lazımdı. Olmadı. Anne. Saçma sapan konuşma ya. Ya bu kadar kolay mı ya? İnsan annesi de mutlu olsun istemez mi? Hı? Ya bu kadın bu hale geldiyse vardır bir sebebi. Demez mi? Sen asıl babana karşı beni koruyacağına, kollayacağına karşıma geçmiş neler diyorsun? Sen ne ara bu kadar bencil oldun oğlum ya? Ben eskiden aslan gibi iki tane oğlum var. İkisi de arkamda, her koşulda bana hiçbir şey olmaz derdim. O yüzden her şeye katlandım. Ama hayat iki oğlumundan birini benden aldı. Görüyorum ki geriye de hiçbir şey bırakmadı. Ne dedim ben aşağıda? Hiçbir şey duymak istemiyorum bu gece demedim mi? Dede. Şehmus'la ne konuştuğunu öğrenmem lazım. Ne konuştuysak konuştuk. İşe yaramış. Ama sen işe yaramazsın. Çocuğunu alıp getiremedin buraya. O çocuk benim canımdan. Kanımdan. Bu evde doğacak, bu evde alacak ilk nefesini. Dede sen ne istiyorsun ya? Ben bu evden çekip gideyim, onu mu istiyorsun? Bak dede, ben Seyran'ı dönmeye ikna edemezsem ben onun yanına gideceğim. Bunu mu istiyorsun sen? Kes. Geçmiş karşıma, erkek gibi konuş. Gittiğin zamanları da biliyoruz biz. Tıpış tıpış gelip mirastan pay istedin. Dede yapma böyle, ne olur. Gel başka bir yol bulalım ya. Ben senin önüne o yolları döşedim. Sen o yollarda yürümeyi beceremedin Ferit. Ne bir işin var, ne bir kazancın. Harcadığın para benim. Altındaki araba benim. Bu ev benim. Ben olmazsam sen kendi oğluna bakabileceğini, bu hayatın onda birini ona verebileceğini falan mı sanıyorsun ha? Yat kalk bana dua et. İyi ki dedem vardı. Ne oldu ha? Gerçekleri duymak zor mu geldi? Madem o çocuk da benim imkanlarımla büyüyecek, onun başka bir yerde büyümesine izin vermiyorum. Şimdi çık git. İkide bir karşıma gelip boş lakırdılarla vaktimi alma benim. Adam olduğunda
kendi ayaklarının üstünde durabildiğinde gel. O zaman de ne söyleyeceksen. Bu defa ne yaptın bilmiyorum ama annemi çok üzmüşsün. Ona destek olmadım diye kızdı bana. Haklı. Eğer bu iş bittiyse daha fazla üzme kadını. Yıpratma sakın. Bırak yoluna gitsin. Belki o mutlu olur. Sen yapabiliyor musun bunu Zeyran'a? Bu söylediğini. Aramızda küçük bir fark var baba. Ben Zeyran'ı seviyorum. Hayır. Sen kaybetmeyi sevmiyorsun Ferit. Anlamıyor muyum? Oğlunu bile kaybettiklerini yerine koymaya çalışıyorsun. Keşke sen de aynısını yapabilseydin. Başka kadınlar yerine evlatlarına sarılabilseydin. Belki o zaman sevmek nedir daha iyi bilirsin. Benim Zeyran'a olan sevgimi sorgulayacak kişi sen değilsin.